Evet, yumurtalar, sosisler pişiyor. Tabaklara koyacağız. O şekilde servis edeceğiz. Bu sosu da baktım ben birazcık ekmekle. Çok güzelmiş. Çok güzel. Acılığı çok güzel. Acıyı sevenler için. Murat demişti zaten bana almadan. Reçel gibi aynı demişti. Yani reçelin acı hali gibi. Böyle kapya biber reçeli. Ama şey var. Keskin bir acımsılık var yani. Şöyle göstereyim. Hoşuma gitti, sevdim. Ben ilk Lutanitsa gibi dedim kokusundan ama yok. Vegan ürünmüş, evine bak. Son kalan haşhaşlı çöreklerimiz. Bizim yerimiz burası Zeynep. İlk müşterimiz geldi. Babaannem buraya oturacak. Zeynep çok sıcak ama. O Ali'nin O Zeynep. dur dur dur, o abin tabağı. Ali sen böyle. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Birazdan kar oynamaya çıkacağız. Çocukları giydireceğiz. Ali abisi de Zeynep'in saçlarını tarıyor. O tarak acıtıyor, bu tarak acıtıyor. Üç tane tarak beğenmedi. Şimdi bu acıtmayan tarakla tarıyor. Bak hiç sesi çıkmıyor. Bütün taraklar acıtıyor. Saçlarının ucu dolaşıyor. Uçları kıvırcık olunca. Şuradan bir an aslında şey yapmak lazım. Olsun, uzasın. He. İyi bakalım. Bak babaanne namaz kılıyor. Kılacak mısın sen de? Zeynep gel. Heh, gel. Erkekler namaz kılıyor değil mi? Hadi sen. Ali hemen namaza durdu babaannesiyle. Şimdi annem namazını kılsın, o da gidecekmiş. Biz de aşağı ineceğiz çocukları oynatmaya, oradan da eve. Ali namazda konuşulmaz oğlum. Çok şey ya, çok komik. Hadi ben seni giydireyim şimdi. Olur mu? Kardeşlerim kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi oraya babamın gibi attı. Nerede o? Mayma gibi atladı Ali. Ne diyorsun Zeynep? Babamın gibi atladı. Atladı değil mi? Gümbür gümbür atlıyor değil mi Ali? Mamine atacağım. Evet arkadaşlar, annem indi çocuklarla, biz de iniyoruz şimdi. Murat atkısını taktı bu kış ilk defa. Annem benim atkım varsa tak dedi, o yorduğu için. Değil mi? Mecbur taktık. Ya güzel Bastın aslında, mı? ne bileyim, alışkanlığım yok ya. Hı. Ne güzel durdu yani aslında ama. Alışkanlık olmadığı için takmıyor. Evet. Kat kat giyindik gene davul gibi. Zeynep diyor ya, davul gibi oldu. Vallahi. Zeynep'i de giydirdim, ağlıyor. O güzel olmadı. Onu giymem, bunu Emine takmam. diyor ki, giy kızım diyor, burnun akmasın diyor. Giyindi şimdi kat kat. Yine burnun akıyor. Gene akıyor işte burnun diyor. Nasıl Ağlamaya başladı. ağlıyor? O kadar komik ki. Sanki öyle kat kat giyince burnun akmasa duracak zannediyor. Evet, çok komik valla. Ali de indi. Heh, bak buradalar işte annemler de. Heh. Görmedik, göreceğiz abi. Anne bak. Aa, Ali kardan adam yapmış. Zeynep göz bulamamış abin. Kayın yanaklarına bak hemen nasıl olmuş. O pancar gibi olmuş. Evet, inşallah hasta olmaz. Bir tane çocuk buldum, orada 2 dakika falan oynadı. İyi iyi, çok güzel. Heh, Ali arkandan sıkalım bacağını. Heh, ver. Anne dünkü gibi ya. Heh, arkadan sıksın babaanne atkını, ağzını açma. Burnumda, bu hep dursun buradan sonra. Hadi. Annem de topladı çantalarını. Minibüse binecek, gidecek oradan arkadaşlar şimdi. Emine kızım bana kabana almış geçen. Ben yokken, ay kızım dedim, niye zahmet ettin dedim. Ay anne dedi.
De gocuğun dedi arada sıcak geliyor dedi. Allah razı olsun böyle yakasında şeyler filan var. Evet çok güzel oldu. Çok güzel. Döküm döküm böyle durdu. Benim içine kat kat. Benim imitasyon döküm de var evde ama hiç bir şey yapmadım. Duruyor şuralarda. Aynen bunun içine kat kat giyebiliyorsun. Çok rahat. Çok güzel. Güle güle giyin. Amin cümlemizden. Aaa. Kız bizi ıslatacaksın mı Zeynep? He? Ali içeriye atma annem. Dışarıya çıkayım öyle at. Zeynep'e bakın. Ay Zeynep ne yaptın ya? Ay Ali de kocaman attı. Zeynep'in kafası kadar kar topu attı. Çok güzel. Oh Murat da arabayı kapalı otoparka çekecek. İstersen çek şimdi. Tamam. Hadi gideceğiz. Tamam. Aynen otoparktan annem, çıkarız. İnat kısa şey aynen önde kaldı. Aynen unuttuk onu takmayı ağlayınca. Hadi. Zeynep hadi gel kızım. Oo çok güzel. Evet biz BİM'e geldik. Şimdi ekmek falan alacaktık. Evet, evet aynısı kızım. Yürü bakalım. Annem de bir şeyler alacakmış şimdi eve gitmeden. Alayım dedi. Murat da burada gene kendine uygun bir köşe bulmuş bugün. Bakın. Eldivenler, kapı kilitleri. Şu pas sökücü hep lazım ufak şeylere. Çekiçler, vantlar. Neler neler. Annem yoğurt almaya gitti. Mısır mı buldun? Tamam. Ay çok tatlısın sen ya. Ben de seni çok seveyim. Ben de seni çok severim. Annem ben de seni çok seviyorum. Kruvasanlar 18 lira. 18 lira olmuş. Anne bak tombik. Şşş öyle denmez aşkım. Öyle denmez. Anne bak tombik diyor. Çok komiksin. Utandırma. Bilmiyorum, annem çaktırmadan gitti şimdi Zeynep ağlamasın diye aldı alacaklarını çıktı şey diyecektim Ramazan ürünleri gelmiş bakın Mart'ın başında şimdi başlıyor Ramazan'ımız inşallah Ramazan ayı ona özel böyle ürünler gelmiş hurmalar güllaçlar oh oh oh. Ne oldu Murat? Gene fiyat araştırması herhalde. Bir kutu al oğlum. Bilmiyorum ki. Böyle soslar gelmiş 8.25'e. Bak Meksikan sos. Salsa sos. İçli köfte gelmiş. Veganmış. 13 lira. Gene gelmiş nostaljik ürünler. Rodeo gelmiş 2.90. Bakın şöyle çikolatalar Ülker'in. Şu bisküvi. Ay petibör bisküvi. Şurada yine ikram var. Seçilmiş peynirli çubuk. Lunalar. Böyle. Burada da varmış bak. Nostaljik ürünlerin devamı. Gofretler 6.90'mış. Orman meyveli. Gel bundan alayım mı? Alalım mı? Koy arabaya koy kızım. Ah, çilekli de alalım bir tane. Hı-hı, çilekli de alalım. Bak kek sıralar portakallısı. Çok güzel. Bir arkadaş atmış. Kimya laboratuvarı demiş. Her şey öyle. Bu baburcuların hepsi öyle vallahi ama işte alıyoruz, yiyoruz. Bu neymiş? Kırmızı kadife kek. 2.25. Burada tencereler gelmiş. İşte tavalar. Krep tavaları 60 lira. Şefin.
Bu işte benim turuncu tencerem var ya, kavurma sacı. Bakın. Ama benimkisi tabii eski üretim, eski model olduğu için 10 senelik. Bunlar şimdi cam kapaklı yapmışlar. Bizim şeyden gelmiş bakın, fakirin. Çok memnunuz biz. Sporcu blender. 350 lira. O biraz daha farklı galiba ya. Tutma sapı falan var. Neymiş bunlar? Parlat cilala. Bir de arka tarafa bakalım ve çıkalım. İşte tavuk aldık, ekmek, yoğurt, süt, ihtiyaç olanlar. Bir daha pazartesiye kadar çıkmayız. Şu tencere çok güzelmiş ya Murat, baksana. Kocaman, tam Ramazanlık kavurma tenceresi, kocaman. Evet, böyle bu kadar işte fırsat ürünleri. Burada da çocuklara göre ıvır zıvırlar. Çoraplar 6.90'mış. 60 liraymış. Bakın dün şeye gittik ya. Orada 40 lira bak. 90 lira. Aynı. Bakacak bakacak. Ne istiyor? Şu ta 90 lira bebeği istiyor. Merak ediyor. Bir elinde inceliyor, bırakıyor sonra. Ver baksın böyle. Ha. Gel bakalım böyle. Kıyıda dur. Gelmiş işte hep Zeynep'te olan oyuncaklardan. Ali'nin küresinden 40 lira. Işıksız diyor. Mavi. Bizimkisi bir büyüğüydü. 100 liradı anneciğim. Evet oğlum. Şapkalar da çok güzelmiş. Geçen incili denettim. Ha, buydu işte. İncili denettim. Bunu Zeynep'e çok güzel oldu. Yetişkin şapka ama taşlı pomponlu 30 liramış pomponuna. Evet, marketten çıktık. Şimdi kapalı otoparka arabayı koyacağız. Pazartesiye kadar artık burada durur. Opala kadar dursun aynen. Aynen. Senin elim yatakı tutuyor. Kız burası bile nasıl full. Evet. Hafta içi olmasına rağmen. Biz eve geldik. Murat yeni bir fırça aldı. Yeni, yeni diş fırçam arkadaşlar. Yaptığım için aldık. Yeni diş fırçası diyor. Arkadaşlar bunu böyle çıkmayan zorlu lekelerde falan, mesela balkon taşlarında bir şey olur, boya dökülür. Onun için böyle kuvvetli. Evet. Yazlıkta mesela yerlerde hep böyle lekeler var. Bu çünkü kazıyor. Derzin üstünde de kazıyacak ama bu birebir çözüm yani. Aynen. Onun için 12 lira mı neydi Murat, evet, alayım dedi. Neymiş. Alet çantamda dursun dedi. Şeyde de kullanılabilir. Lavabolarda, klozetlerde böyle sararan yerler oluyor bazen, çıkmıyor. O bölgelerde de kullanılabilir. Ne o, fırça diye geziyor? Çelik tel fırça. Çelik tel fırça aynen. Fırlamakçılardan falan da bulabilirsiniz. Belki daha bile uygundur. Bilmiyorum, önümüze kadar gelmişken ben alayım dedim. Öyle zaten. Çocuklar da şimdi odalarında market alışıyor, şimdi sizlere paylaşacağım neler aldım. Şöyle bir koca bardak su içiyorum ama onun öncesinde çok susadım çünkü. Murat da diyor kahve içelim dedim. Bir bardak su içelim, ondan sonra içeriz kahvemizi. Annem de gitti, birazdan arar bizi, varmıştır eve. Zeynep aşağıda kar oynattığımız için anlamadı şimdi annemin gidişini, ses aynen, etmedi. Biraz yoksa annemler de diye gelir. Aha, aynen. Sırtım bazen kaşınıyor yemin ediyorum. Aynen. Of çok kötü. Nasıl batıyor? Allah Allah. Arkadaşlar market alışverişini dizdim. Çocuklar burada makarna yiyor. Şimdi neler aldım? Afiyet olsun oğlum. Cin mısır aldım böyle bir tane. 4.95 bin öyle bir şeydi fiyatı. Ondan sonra bunu açtım. Yedi çocuklar birkaç tane. Böyle fiyon kraker. Bunu da Zeynep aldı. Bunu da film izlerken iyi oluyor. Seviyor çocuklar. Çok seviyorlar patlamış mısırı. Ben de çok seviyorum. Kutunun içine 3 tane varmış. 9 liraya böyle bir tane lavabo açıcı aldık. Ondan sonra bunlar gelmiş. Bu gofretler. Geçen aldıklarımız metrodan çok güzeldi. O kadar sevdim ki. Vanilyalı oylumun gofreti. Oylum markası. Çok lezzetliydi.
tazecik ve çıtır çıtır. Kimisi böyle saman gibi tatsız oluyor. Kimisi böyle çok lezzetli olur ya. O vanilyalı çok güzeldi. Bilmiyorum, bunları da deneyeceğim. 6,5-6,90 bir şeydi bunlarda. Bu orman meyveli çilekli bir şeydi. Bu da vanilyalı sütlüymüş. Ondan sonra şöyle 2 tane kalçalı but aldım. Ya tavuklu pilav ya da çorba yaparız. 2 tane ekmek aldım. 1 tane Murat böyle çemene sıyrılmış pastırma aldı. Ondan sonra 1 tane de şöyle kırık pirinç aldım. Hem sarma için hem de sütlaç için aldım. Hep normal pirinçten kullanıyorum. Ama şimdi Yayla'nın pirinçlerinde fiyatları uçtu. Bunun fiyatı çok uygundu. 1 kilosu 7,5 lira mıydı? Öyle bir şeydi. O yüzden bundan koyacağım sütlaca dedim. Bundan aldım. Ondan sonra 1 tane süt aldım. Sütlacı da ilk defa kutu sütle yapacağım. İnşallah güzel olur, bilmiyorum. Hiç kutu sütle yapmamışımdır. Hep açık sütle. Lezzeti çok güzel oluyor ama bununla nasıl olacak bilmiyorum. Böyle de Murat pil aldı. Hep lazım oluyor. Bir tane de yoğurt aldık. Bu kadar. Evet, şimdi kahve suyu ısıttım. Murat'la birlikte birer de biz kahve içelim. Çocukların şimdi karnı doydu. Akşam yemeği için sonra geliriz bakalım mutfağa, ne yapacağız. Karar veririz. Böyle soğuk havada ama bakliyat iyi gidiyor. Herhalde yaparız bir fasulye, nohut bir şeyler. Oldu da bayağı. 1,5-2 hafta önce yapmıştım. Tamam kızım, bitirdin mi? Gidelim içeriye. Tamam, buraya oturayım değil mi ben de? Arkadaşlar mutfağa girdik şimdi akşam yemeği hazırlıkları için. Yiyorsanız ona anne ben de yapamıyorum. Hayır oğlum. Ömer gibi ona su kuyu bebek gibi ama ona su kuyu bebekken şimdi başlıyoruz soyma. Hadi başlıyoruz soymaya. Aynı yuva bebek gibi. Aynı yuva bebek gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız bugün? Şeker fasulye yapacağız. Bir de mercimek çorbası yapacağız. Gene geçen yaptığım gibi demişsiniz ya. İkisi birden aynı gün dokunmadı mı? Tabii ki de hazımsızlık şey oluyor. Miden ağrı, gaz falan oluyor illaki. Ama bakliyatta tabii ki de oluyor. Ama onun için ben işte dikkat ediyorum. Küp şeker atıyorum bir tane. O asidik şeyini bastırsın diye. Ondan sonra haşlayıp suyunu döküyorum. O kuru fasulyenin. O yüzden bu şeker fasulye kuru fasulye kadar rahatsız etmiyor arkadaşlar. Böyle güzel oluyor yani. Lezzetli de oluyor. Çocuklar soğanları soydu böyle. Onlar soymak istedi. Ali de orada şimdi doğruyor. Soğanın başında cücüklenmiş birazcık da onları kesti, kopardı. Ali dikkat et annem, onlar jilet bıçak. Çok meraklı. İkisi de mutfağa. Evet Zeynep Hanım, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Zor topalıyım. Şimdi ben bunu silerim. Hı? Soğanı mı siliyorsun? Çok komiksin Zeynep ya. Efendim? Ben bunu güzel güzel doğrayacağım şimdi. Evet, şimdi patates atacağız, havuç atacağız, soğan atacağız, sarımsak atacağız, mercimek koyacağız, kışını mercimek çorbası. Kışını ben. Hı, ne yapacaksın onu? Atacağım buraya. Açacaksın mı? Ha, tencereye atacaksın. Aferin sana. Nasıl soydun soğanları öyle ya Zeynep? He? Küçük soğan... mutfak yardımcıları. Tamam. Tamam oğlum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ben şimdi hemen hızlı bir şekilde hazırlayayım akşam yemeklerini. Ay ay ay. Ay, ellerim mi koktu? Ne oldu? Mercimek çorbası yapıyorum. Birazcık yağ koydum tencerenin içine. Ondan sonra patates bir tane, bir tane havuç, bir tane kuru soğan ve 4-5 diş sarımsak koyuyorum ki doğal antibiyotik böyle blenderdan geçince o hiç anlaşılmıyor tadı falan. O yüzden yani bu mercimek çorbasına çocukların sevmediği, yemediği her şeyi katarak o şekilde çorba olarak içirebilirsiniz. İşte pırasa olur, kereviz olur.
Her şeyden bir parça bir parça atarak daha besleyici hale getirebilirsiniz. Zeytinyağı ekledim tencerenin içerisine. Şimdi birazcık kavuruyorum bu şekilde. Ondan sonra suyunu, et suyunu ekliyorum. Et suyumuz da burada hazır. Şimdi birazcık şöyle kavuruyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, mercimek çorbamız hazır. Başka tencereye aktardım bunu. Şimdi bir kaseye koydum, böyle üzerine tereyağı gezdireceğim. Kırmızı toz biberle tereyağı eritiyorum. Burada da şeker fasulyeye çubrisayı ekledim. O da pişmek üzere. Üzerine pastırma ekleyeceğim. O şekilde. Akşam yemeğini yiyeceğiz bakalım. Evet, önden şimdi çorba içiyoruz. Arkadan fasulyemiz. En son üzerine pastırmasını ekleyeceğim ben. Güzel olmuş mu? Hı-hı. Murat diye havuç da mı kattın içine diyor. Çok dedim lezzetli. İyi bal kabağı katmadım ya dedim. Bütün vitaminleri içine koydum ki öyle faydalanın. Tam havasını daha yaptın yani. Değil mi? Bir et suyu kaynattım yaptım. Blender'dan geçtin mi? Zeynep'in elmasına bakın. Koca elmayı yemiş yemiş yemiş. Kabuğunu yemiş. Ya. En güzel yerine bırakmış. Onu şimdi şey yapacağım ben, yemekten sonra birazcık geçsin vakit. Ondan sonra onu doğrayacağım. Yedireceğim ona. Yoksa ziyan ediyor elmaları böyle. Ha? Anne, iki yüz merdiven yapmıştı, ısırmıştı. Isırmıştı, orada tabak olmuştu. Koca tabak yiyor elma. Hep öyle yapıyordu, evet. Doğrayınca güzel yiyor da tokalarını da sökmüş hanımefendi. Neden öyle bir şey yaptınız? Güzel olmuş mu çorba? Güzel mi kızım? Parmağıyla nasıl ipletiyor? İyi. Sıkayı mı oluyor? Alamıyorsun. Kollarını sıvamamışsın Zeynep. Ben dedim ilk başta ona, Ali'ye de ona da, ama Zeynep yapmamış. Anneyi dinlemiyor. He? Yok, ben de anneymişim. Anne misin? Oldu. Hemen anne oldun. Önce bir abla ol sen, sonra anne. Ne annesi hemencecik? Anne olanlar emzik takmaz. Evet doğru. Ben daha bebektim. Evet kızım, sen daha bebeksin. Evimizin bebeği. Küçük bebeği. Abi yaptın mı? Okula gittin mi? Abla olacak, tamam mı? Evet. Ben de... Gerçekten. Yapalım, yapalım. Kapatmaya yakın attım içine pastırmaları. Ben çorba yiyelim. Tamam kızım. Bitir. Tamam, ben yedireceğim şimdi sana. Arkadaşlar, akşam yemeklerini yedik. Mutfağı toparlıyorum şimdi. Yemekleri de böyle balkona koyacağım. Buzdolabında hiç yer tutmasın. Yarın yine öğlen ya da akşam yemeğini ısıtırız. Belki yanına bir pilav yaparım bunun. O şekilde yeriz bakalım. Öğlen biterse, çocuklar erken kalkıyor, bazen erken kahvaltı yapıyor, öğlenlik de yiyorlar. Bulaşık makinesini doldurdum, ondan sonra çalıştıracağım. Buraları da toparladım, temizledim. Şimdi o çayı ocağa koyup mutfaktan çıkıyorum bakalım. Arkadaşlar, mutfağı temizledim. Sarı bez oraya asılıysa mutfakta iş bitmiştir. Şimdi çay saati yapacağız. Çayları dolduracağım burada. Çayımız da güzelce demlendi. Bir de ne diyecektim? Kapatıyoruz mutfağı yani. İşim bitti mutfakta. Dolduralım çaylarımızı. Fokur fokur kaynıyor. Çocuklar da birazdan yatar. Biz de Murat'la artık dinlenmeye çekiliriz. Bir şeyler izleriz. Şöyle bir çay keyfi yaparız. Videoyu düzenlerim ben. Evet, videomu da artık burada sonlandırayım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı geceler hepinize. Thank you.